ne eğitimine geldik? Onu bir şöyle sizinle karşılıklı olarak bir ne yapalım? Tartışalım. Yoksa sizin fikirlerinizi alalım. Ne için geldik buraya? Kim fikir beyan etmek ister? Neyin eğitimi var şu anda burada? Girişimcilik. Girişimcilik eğitimi, güzel. Girişimcilik nedir? Size göre girişimcilik nedir? Yani her iş başlangıcında bir adım atmaktır. Yani girişimciliğin böyle çalışmak. Kendinize terbiye olarak bahsedelim. Yani siz ne olarak hissediyorsunuz? Buraya ne yani amaçla geldiniz? Yani işin başlangıcı, yani bir yatırımın, işin hani başlangıcı. Evet. Başka fikri olan? Bak ben kimseyi susturmam ama onu söyleyeyim. Hani ben arkaya geçtim falan. Bize soru öyle bir şey yok. Herkes konuşacak. Şimdi bu bir şey değil. Hani biz ne siz hani işte ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencisiniz. Yani öyle algılamıyoruz sizi. Biz şu anda karşımızda ne görüyoruz? İş adamlarını görüyoruz. İş kadınlarını görüyoruz. Dolayısıyla bizim buradaki eğitimimizin amacı sohbetle geçecek. Dolayısıyla herkes konuşacak. Kimseyi susturmayacağız. Şöyle başa alalım. Sizi ben bir tanıyayım ilk önce. İsminizi alayım. Nereden katılıyorsunuz? Eğitim durumunuz ne? Bir de iş fikriniz ne? Oradan başlayalım. Buyurun. Ben Sibel Güneş, ticaret borsası genel sekreteriyim. Şu anda misafir olarak buluyorum. Şu anda peki. Hoş geldiniz. Buyurun. İsmimi Özlem Özcan. İşte kendime bir iş kurmayı düşünüyorum. Ne iş kurmayı düşünüyoruz? Ev yemekleri. Ev yemekleri düşünüyoruz. Peki bununla ilgili daha önceden nasıl bir çalışmanız var? Yok. Hiç yok mu? Yok. Evdeki pratik deneyimimiz mi? Evde ne yapıyorsak o bundan sonrasını hayata mı geçireceğiz? Şey midir? Hani böyle lokanta tarzı o bildiğimiz sulu yemek. Çocuklarıma büyükler konuyum. İş yapmak istiyorum abi. Çocuklar geliyor. Ne iş yapmak istiyorsunuz? Market açmak istiyorum. Market açmak evet. İstiyorsunuz. Var mı böyle bir deneyiminiz? Deneyim yok. Şu an kadar deneyim yapamıyorum. Evli misiniz? Evet, evet. Evlisiniz, eşiniz? Eşim sigortada çalışıyor. Sigortada çalışıyor. Peki. Buyurun. Ben hani bir güzel insanım var. İçimi daha çok değerlendirmek için geliyorum. Peki şöyle bir şey sorayım. Maliye kaydınız falan var mı? Maliye kaydınız var. Vakur musunuz? Evet. Vakur. Evet. Şimdi biliyorsunuz bu girişimcilik. Önce bundan bahsedeyim. Girişimcilik kursu. Bu kursun amacı henüz hali hazırda herhangi bir işi olmayan kişiler için. Sizinki ne olur? Siz KOSGEB'e kaydınızı yaptırırsınız. Bir KOBİ'siniz siz şu anda. Sizin farklı destekleriniz var. O desteklerden faydalanırsınız. Siz katıldığınız için söylüyorum. Maliye kaydınız olduğu için söylüyorum. Sizin bu destekten faydalanma şansınız şu anda yok. Eğitimin kesinlikle faydası var. Hangi eğitim olursanız sonuçta bir plandan bahsediyorum. Çok güzel. Polara'da yaşıyorum. Otelimizde plemez ediyorum. Çok güzel. Exportla uğraşıyorum. Evet. Sizin değerli her yaşta eğitimi şart olduğu kesine dayanarak da bulunmaktayım. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sizin ama iş fikrinizi alamadık henüz. Ben export üzerine, ihracat ithalat üzerine kurularını geliştirdim. Peki. Hollanda'da da yaşıyorum diyorsunuz. Hollanda'da yaşıyorum. Evet, buraya bir şey de yatırımınız olacak. Oradaki birikimleri buraya mı aktarmayı düşünüyorsunuz? Ben Spadon'la aktarmayı geldim. Burada ben hatırlı değer yatırımlar var. Kurbağa şerefle oluşuyordum ben. Şahit bir soru. Şahitlerim var. Şazan. İçme suyu arıtma cihazları üzerinden iş yeri açmayı düşünüyorum. Şu an zaten çalışıyorum, stajımı görüyorum. Teknik olarak. Evet. Murat Ömer gir. Şu anda olgunlaşmış bir şey mi yok? İş fikri oluşturamadın mı diyorsun? Ya var bir kaç tane araştırma yani şunu yapayım diye net bağlamalı bir şey. Tam oturmadı. Mesleğimle ilgili. Mesleğimle ilgili.
daha olgunlaştırmış oluruz. Peki. Ya şu an tam kesin kararında. Girdiğin için söylüyorum, bunun içinde destek yok. Eğlence sektöründe yok. Şimdi onları da açacağız, ben size göstereceğim. COSGAP'in resmi web sayfasına gireceğiz. Orada desteklenen sektörleri göreceğiz. Bunların MACE kodları var, biliyorsun, iş kuru kodları var. Desteklenen sektörleri biz orada zaten göreceğiz. Eğlence sektörü bunun dışında kalıyor, söylediğin için. Bak bu bir fikir, tamam, sen bir fikir söyledin, şimdi yazıyoruz onu. Filtrin bu. Şimdi ne yapacağız? O filtrin üstüne bir şeyler eklememiz gerekiyor. Yani bizim temel amacımız, eğer burada bir destek var ve o destekten faydalanmak istiyor isek, demek ki koşulları yerine getiriyor olmamız lazım. Bu koşullardan biri de ne? COSGAP'in destekleyeceği iş kurulu kodlarından biri. O sektörlerden biri olması gerekiyor. Şu an tamamdır. Evet. Hizmet sektörü olarak nedir? Yani hizmet sektörü. Yemektir, kahvedir. Ha, öyle. Çok doğru bir iş. Çalıştığımız bir kendi işimiz olacağız. Yapıyor muyduk? Çalışıyor muyduk? Yani var bir şeyimiz var. Çalıştığım yer var. Ekibim var mı? Var. Hepsi var. Ben bugün açtığımda hepsi tamam. Tabii hepsi tamam. Aşçım var diyorsun, garsonum var diyorsun. Ödenlerin iyi ve kötü hissetmesine. Yani sorguluyorum. Şimdi şey çok önemli. Yani sizin sektörde biliyorsunuz yani bu tür kalifiye elemanlar önemli. Yani usta. Sadece nefes lazım işte.